Şöyle ayakkabının olduğu yere. Camerken kapı yaptırmışlar. Güzel olmuş. Herkes uyuyor. Ben erken kalkıyorum. Şöyle bir bahçeye ineyim. Çok solmuş kocaman. Ama Fatih uyanıkmış ya. Ha, günaydın. Ben seni uyuyor sanıyorum. Aslan ağızları nerede çıkmış? Ben seni uyuyor sanıyorum. Ne istiyor? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben de dedim sessizce şu bahçeye bir ineyim. Herkes uyurken. Kolay gelsin oğlum, günaydın. Uyutmadı ki beni, çok horladın sen. Ben. Tabii. Ya git. Esas ben uyumadım. Sabah karşı da aldım. İlk geldiğim gün uyuyamıyorum. Yukarı kadar geldi horultum. Senin horultun geliyor. Geceden beri taş diziyorum yani. Çok güzel olmuş oğlum. Eline sağlık. Yok, namazdan sonra yatmıyoruz ya. Öyle oyalanacak bir şeyler buluyoruz işte. Güzel olmuş. Ben şu anda kaç? Kendime böyle bir saat ayırıyorum. Ondan sonra da hazırlanıp doğru işe. Bu da güzel. Günaydınlar diyelim bu arada. Evet, bu arada. Nereye tutuyorsun kamerayı? Uçağı mı çekiyorsun? Sana. Uçak geçiyor ya. Sana tutuyor. Yok, sen o tarafa bakarken şöyle oldu gitti ya. Hayır, çok değişiklik. Bahçe çok güzel. Akşam karanlıkta göremedik. Aynen. Çiçeklerimiz, güllerimiz. Evet, onlara da çıkacak. Ağaçlarda meyveler. Bugün bolca şey toplarsınız. Ne? Erik toplarsınız. Ondan sonra da kiraz toplarsınız. Ay şuraya bak. En son geldiğimde birkaç yapraktı şimdi. Maşallah var canım. Maşallah. Bak şu. Minnetler var ya. Bir marullarla patlıcan yaprağını da yiyor bunlar ya. Haydi. Vallahi delik deşik ediyorlar. Acıkla abi, büyüseler geçemeyecekler. Şimdi tellerin arasından baktım, ben kovalayayım bir tarafa. Burası da çok güzel olmuş. Bak çıkmaya çalışıyorlar. Bak ya, evet. Geçerken de böyle zorlanarak. Dursun. Olsun, geçmesin. Dur şunlar bir. Bak. Ne yapacaksın, çıkaracaksın. Bak bunları da hazır bekliyor. Aha, gelin. Burayı açık bıraksam dumanlattırırlar. Aynen. Bunlar semizotu mu? Kesinlikle semizotu. Semizotları yalnız çok şey büyümüş. Niye toplayıp yapmamış? Yapın işte. Evet, ben bunu çok severim şey deneyini. Daha yeni şimdi. Otunu falan alınca bir hafta içinde böyle. Sen bir şey getirdin diye sana geliyorlar onlar. Bak. Bak şuna bak ya. Günaydın. Aman kümesi de vallahi eline sağlık. İşte elinden aynen. Her iş gelince. Aman attırıyorlar. Karpuzumuz. Kesin patike de orada birileriyle boğuşuyor. Karpuz. Bunlar karpuz. Bunlar kara karpuz, değişik. Bakalım. Bak şu marulun haline bak. Yemişler. Görüyor musun? Evet, yemişler. Dedik. Nerede olsun şunlar? Bak aşağıda. Değil mi? Biber de. Küçücük. Hocam, oradaki otlar bitti. Reyhan ekecekti o çok. Domatesin de şöyle yeşil şey çok güzel. Aynen şu kırmızı da. Mor olanlar da. Biliyorum da onların reyhanı olduğunu.
şu baştaki ve şu karık başlarında vardı ara ara sesleyenler. Heh, şu işte. Yok, Reyhan'ın çok eklemişti ona belgin de. Toplayıp götürmek için iki tane mi etti? Aralarda da işte temiz otları. Onları bıraktım otları alırken. Karakların arasında yenilecekler. Yani. Bak biberlere. Evet ya, baktım baksana küçücük. Fatih büyümesini de bırak da topla topla veriyordu ya zaten. Şunları dedim acaba işte yine civcivler. Onlar mı dilediler? Patlıcan yaprağını sever mi acaba? Onlar da dilemiştir. Her şeyi yemiyor normalde. Bugün salatalık. Evet, akşam konuşuyordunuz. Evet. Aynen. O gün daha ipe sararken bir baktım yerde kocaman olmuş şöyle. Evet. E dur biraz boyat da öyle yap. Bak maşallah. Yok aslında şeydi. Boy atmadan önce şu ilk şeyleri almamız lazımdı. Yaprakları. Şunları yok yok. Şu küçük salatalıkta var ya. Ha minik. Ha evet ilk, orada da var. İlk verenleri küçük. Almaya fırsat olmadı. Onları aldığın zaman işte gövdeyi daha çok güçlendiriyor. O tarafta kabaklar. Şu tarafta. Bak şu marulların bak. Normalde ne güzel olacakmış da. Haline evet baksana. Hep yemişler. Haline baksana. Evet. Neyse, onu da elbet büyüyecek, onlar da geçemeyecek. Öyle kalacak hali yok ya. Yenileri geliyor, bir tane yatıyor işte. Aman be çocuğum, siz de vallahi. Kendisi mi yatmış, siz mi yatırdınız? Yok, o kendi yattıydı. Şimdi iki tane de yine gurkluyor. Altında şey yok, yumurta yok. Kaldıramıyorum. Öyle yatıyorlar. Altına koysam ama şey işte. Sıcaklarda iyi olmaz yani. Artık havalar çok sıcak. Korucu sıkıntı. Herhalde. Bak tüfek elinde gidiyor. Yok, normal şeye gitmiştir. O tavşan alma falan gitmiştir. Ha. Dolaşa dur. Aha, tamam anne. 5-10 dakikada. Aha. Kaç saat. Of neyse. Yazdıkları. Fatih güneşte çalışırken güneş gözlüyor. Ne kadar güzel işte. Bak bunu böyle kocaman. Yaptılar. Sıcak havalarda. Karşıya tünemek için. Yumurtlayacak. Ötme. Uyuyun diye. Sıcak çocuk. Hep bunlar peşte tek başına Fatih. Ha şeyi gösterecektim size. Bak ya. Ne güzel. Gölgeye de koymuşlar. Sen hep öyle yapıyorsun zaten. Bir bakayım şöyle ağaçlara. Horoz da yantılı yapıyor. Senin sesin ne kadar çok çıkıyor. Evet. Akşam konuşmuştuk. Öldüğü şeftalilerin de var. Maşallah. Görüyorsunuz mu şeftalileri? Orada var. Orada var. Dolu dolu dolu. Şeftali, bu da öyle. Bir tane elma var, onu bul bakalım. Bulurum. Şeftalilerde çok var ama oğlum. Şeftalileri de çok var.
Ayva. Şu. Bunlar da arkamdan geliyor. İşte yerler ot. Allah'ım küçücük ama üstündeki meyveyi. Fatih onu diyordu. Kopardım kopardım attım yere eğiliyor diyordu. Bu arada günaydın, günaydın canlarım benim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Taşyayla köyüne. Ben usulacık ineyim dedim, bu iyiydi. Fatih meğerse... Namazdan sonra uyumuyorum dedi. Gördüğünüz gibi yol çok güzel olmuş. Dedim kimse hiç rahatsız etmeden. Yerinde geçen sene küçücük bir tanecik vardı. Şimdi bakıyorum öyle de. Yok erken tabii daha onu. Bir tane elma. Fatih hadi bakalım onu bulabilecek mi dedi. Annem, annem, annem. Bah, 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 bah. Üstüme de atlarsın sen beni. Şişt, sakın. Hadi al, al, al. Bak kaldı biri burada, bak. Yani elma yeri şu ortadaki elmaya benziyor mu? Şunlara da bir bakayım da. Anandan ayrıldın dön geri. Ah kiraz bu. Asmaları da. Kiraz bir tane mi ekmiş bunlar? Ey maşallah. Allah'ım. Kırmızı kırmızı ne güzel duruyor. Şöyle bir tanecik koparalım. Silelim. Valla bunda meyve yok bilemeyeceğim. Karşımdakinde de yok bilemeyeceğim. Fatih bunda böyle telle çevirmiş asma yiyorlar diye. Altlarında da nane. Ayın oyun. Hakikaten asmaları da barındırmadılar yani. Gagaklıya gagaklıya. O da ayva. Elma benim dediğim şu ortadaki. Bu ne yapacak? Evet. Şu erik olması lazım. Yapraklarından belli de havalarda sıcak ama evet erik bu. Elma bu. Fatih de bana diyor bir tane elma ağacı var bu. Buldum. Üstünde bir tane de elma var. Bereketli bahçe. Oh,
Buldum, bir tane de elma var. Buldun mu bir tane? Oğlum ağacını tanımam mı biliyorum, tabii buldum. Yok, ben ağacı tanıyorum da. He, buldum buldum. Arada bir tane göreceğim diye. Şeyi, şeftaliyi bayağı ekmişsiniz de. Kiraz falan bir tane mi ektiniz onları? Yok canım, kiraz 4 tane var. Ha öyle mi? He, şey, geçen sene 3 ya da 4 tanesi kuruduydu, yandıydı şeyden. Hmm. Samra'da. Şu büyüklerden hariç, bak küçük olanları bu sene tekrar yeniden diktim. Hmm. Ve 5 tane yeni ağaç var. Şimdi ne var? Ayva var. Şeftali, elma, kiraz. Bir tane armut var. Armut. Ondan sonra kiraz, şeftali, erik. Erikleri gördün mü kızlar? Ay maşallah, evet gördüm dalında. Numunelik. Hepimize birer tane inşallah. Seneye onlar işte daha çok verecek. İnşallah, inşallah. Allah izin verirse. Evet, Allah izin verirse. Ama kümesi çok güzel olmuş. Fatih ne güzel akıl etmişsin su damacanını. Evet evet. Otomatik suluk. Onu şimdi test ediyoruz. Bu arada. Yani gene bir sürü hayvan çok güzel vallahi. Uzatacağız. Sen buradayken büyük orozlardan bir tanesini keselim de. He onları evet. Aynen. Temizleyelim horozlar evet. Hatta ben şimdi kessem de Ebru kalktıktan sonra halletsiniz. Olmaz hemen keser kesmez yolunacak. Dur bir bakayım ben çıkayım yukarıya da kıpırdayan var mı? Süt yaptınız. Ekmek. Tamam ekmek veriyorum anneciğim ben sana. Heh, bak şimdi senden yüksek oldu. Evet daha iyi olmuş. Evet buyurun hep beraber afiyet olsun arkadaşlar. Olsun. Sana. Ben kahvemi içiyorum. Ben sabah kahvaltı yapmıyorum. Ben de sabah kahvaltı yapıyorum. Sen 2 tane kayısı yedin zaten. Yedim ya ama kayısı güzel oldu sabah. Ben de bir tane vişneyle bir tane erik yerim. İyi sen de yemişsin. Bahçeden. Yani. Evet, şey, erik şeyden aldım da vişneyi bahçeden aldım. Çok erik güzel de var ağaçta. Ay ben baktım da gördüm. Ha vardı doğru. Açayım mı anne? Aç kısmı açamadım ben bunu. Kümes falan çok güzel olmuş ama. Ağzına sağlık Fatih. Evet çok uğraştı ama değdi. Değdi. Gölgelik bile yaptı bak. Gördüm. Var evet. Benim yazlık alan var ya kışlık alanmış. Aynen. İsmail bir konuşuyor tam konuşuyor. Aynen ders konuşuyor. Aynen. Şey yapacağım şimdi. Kümesin dış tarafında kenarına 2-3 tane asma sardıracağım. Hem yerler aslında hem gözler. Asma yüzden şöyle şey yaparsa hem onlara gölgelik olur hem görsel olarak da güzel olur. Ama o küçükler var ya kapalı alanı sıkıştıra. Ay çatlayacağım. O marulları yemişler. Küçük civcivler var bizim piliçler. Ekim alanına biz telle çevirdik ama o küçük oldukları için tellerin arasından geçiyorlar. Tamam Hüseyin anne. Biraz böyle büyüdüler ama hala geçeceğiz diye dedim. Herhalde bir gün sıkışacaklar orada kalacaklar. Çarpınıyorlar. Bekliyorum şimdi sabırla. Hani sesimi çıkarmıyorum. Minikler ya yesinler. Kim var olmuş var neyse. Sabırla bekliyorum. Acaba ne gün artık giremeyecekler diye. Birkaç gün böyle işte gözlemledim. Annemin dediği gibi girerken belki böyle bir zorluyor. Aynen bir böyle sallana sallana giriyorlar. Büyüdü. Korkuyorum sıkışırlarsa. Yani. Gerçi çıkaramaz mısın? Evet. Bir daha da girmezler herhalde sıkışırlar. Reyhan baktım ben. 2 tane ekilmiş. Reyhan var mı bizim? 2 tane değil. Ben mi 3 tane var. Aşağıda 3 tane var. 1 tane de şurada var. Bu tarafı ama. Ben çok seviyorum. Sen diyordun ya çok yapıyor. Evet. Yazın var ya sadece mor reyhan yapacaksın. Şu anda buz gibi içeceksin. Şimdi işte ektik. Pazarda pahalı. Çok pahalı. Şu kadarcık da böyle çok az bir demet. Ne kadar var? 20. Tutturabildiğini. Evet. Ya yani şu kadarcık. Onlar var ya bir şey
kaynattığımız kadar veya şerbet şey olmaz, olmaz. En azından 3-4 tane alman lazım. Aslında tenekeler de balkonda çok kolay yetiştirilebilir. Pazarda öyle şu kadar şey 20 lira vereceğine 3-4 tane fide alıp tenekelere bastığın yani o kadar para veriyorum yani. Maydanoz olsun. Benim ön balkonum şey çok şey de arkaya koysam olur bak. Yani yetiştir. Bir de onlar arsız oluyor. Öyle hani yerde şey yapmıyor. Uzun, İstediğin yerde. Uzun saksıya benim boş yapsam aslında. Olabilir. Ektim ya aşağıya falan işte 3 tane, bir tane de burada var, buraya da. Buraya 2 tane ekledim, bir tanesi şey oldu. Güneşten herhalde yeni ektiğimde tutunamadı. Yani bir iki yerde geldi. Tamam, sen de evet, içeceksin iç anneci birazcık. İçeceğim meyve suyunda. İç hadi biraz. Sucuk güzel olmuş mu? Bak. Burada üstte ne oturmuş. Bu güzelmiş hakikaten ha. Ayçiçek. İçinde ha, yalnız şey de var. Bırak. Çemenin tadı var. Çemen tozu mu var acaba? Çok az bir şey ondan zaten var. Zaten bu şey ya, bildiğimizin işte şey ya, çemen. Yazıyor ya çamın diye. E çemenmiş çam zaten diye. Ya bazıları bunu acuka diyor. Gerçi acuka markası olur. Tamam. Ama çemen yani. Hı. Evet. Kokusuz yazmış. Buram buram kokuyor. Yok onu dedim ya, kokuyor. Bir yerde kokusuz diyor. Acaba yedikten sonra mı kokusuz? Ulaşıyor bilemedim ki. Aman ben seviyorum. İster koksun ister kokmasın. Kokar mokar tok tutar değil mi oğlum? Aynen. Sen yiyor musun İsmail acı? Acı. Ben acı çok sevmiyorum da yiyeyim. Bak bundan ye bundan. Şundan ye. Ben bir kere yapmıştım çorba anne biliyor musun? Hem acı dedi hem içti. Bak ya. Ya zaten bu acıya dayanıklı bir şeyi var. Şimdi de haltlanmıyor ufak kendine. Haltlan şimdi bir öyle. Şimdi tamam mı küçük dedi, o da acıyı çok yerdi. Zehir gibi acı olsun istiyor. Ben de severim acıyı, bu acı. Yani kıpkırmızı oluyor bilmem ne ya. Ben dedim oğlum nasıl bir şey mantıklı ya. Ben ağzım burnun yanarken dedim ben nasıl zevk alıyorum yediğinden. Ben geçen gün kusur yaptım. İçine sadece acı biber salçasıyla acı sos koydum. Başka bir de pul biber koydum. Yusuf oldu. Sen de seviyorsun ama. Yesene şuna. Çok güzel. Bir bak tadına. Ben hükmettim o. Bir de sen onu yarın yumurta kır bakalım nasıl olacak anne. Ay çok güzel olur. Üstünde var ya tavan içine koymuşlar yumurta kırmışlar odasına. Bak o şimdi benim o daha güzel şeyin içine sürdüm. Geliyorlar kız. İsmail git bak erkek olarak kim geldi? Yok oğlum bizim ikiz odaların kapısı kapandı Ceylan'la. Anne Fatih geldi. Aynen. Fatih. O da Fatih geldi. Akşama aha kadar sayıklayacak. Fatih geç geldi. Fatih 2-3 gün yoğun. Evet. Oradan oraya koşturacak. Çalışıyor. Niye güldüler şimdi? Çalışıyor dedi çocuk. Aslında hiçbir şey yok ama onu konuştuğu hoşumuza gidiyor. Aynen ondan sevimli geliyor, hoşumuza gidiyor. Hayır, hiç konuşmuyor, konuşmuyor. Bir kere konuşuyor, bir kelime söylüyor. Dün ne dedi o? Fatih abiye. Ha, Fatih şey, suyu ne yapacaksın dedi yani şey. Şişeye su doldurdu Fatih de İsmail suyla ilgili bir şey söyledi. Ne yapacaksın suyu dedi. İsmail de dedi ki abdest alacağım dedi. Fatih'e Fatih'in diliyle karşılık verdi. Evet. Fatih böyle sever yani hani komik espri yaptığı zaman karşısındaki ona espri yaptığında bayılır. Karşılığını bekliyor. O da çok güzel ben. Aynen bu da öyle deyince Fatih'in çok hoşuna gitti. Ha işte dedi böyle olacaksın dedi. Böyle insanı severim dedi. Anneannem vereyim mi sana? Koydum daha çikolata yiyecek o. Dedim onun ben, tabak duruyor. Çok at, o yer o yer maşallah. Dişsizin kuşuzu ya. Yiyen çocuğa bayılır. İsmail'e zor yedirdi. Bu da maşallah. Öyle bağırırsa seni tavuklara götürmem o zaman bağırırsan. Bağırmayacağım tamam. Öyle bağırırsan tavuklar yok. Tamam sustum de. Tamam oğlum.
Burulur. Seni kümesin içine kapatalım. Aa, aslında güzel fikir. Fatih yaptı ya. Geniş ya. Geniş de. Tavuklar dışarıda mı içeride? İçeride. Ondan sonra tavuklar sana dışarıdan böyle yapar. Nani kovalasana bizi diye. Nani kovalasana bizi diye. Sana misret yaparlar. Bilgi konup sandığım var sana. Ay sabah sen şeyken kuş senin uçtu mu? Korktu ya. Duydum ben. Kalktıydım yatağa topluyordum. Hmm. Bağırdı. Hmm. O da maşallah uçmaya gezmeye başlamış. Şey yapıyor. Üçüncülük aklı çıktı. Lokum nerede? Lokum öldü ya. Haberi yok. Haberi yok mu? Lokum hastaydı zaten. Bir ay, iki ay hastaydı o. Biz en son geldiğimizde de hastaydı. Düşünüyordu, diyordu. İyileştirdim onu. Ölecek canım. Hepimiz öleceğiz. Yani, yaşına vardı. 7 yaşındaydı Lokum. Zaten muhabbet kuşu içinde. Kaç yaşına kadar? Yani en güzel, çok güzel bakılırsa 12-13-14 evet, seneye kadar şeymiş. Muhabbet kuşları yaşıyor güzel bakılırsa. Ya biz de elimizden geldiğince güzel baktık kuşlarımıza. İşte Lokum 7 yaşındaydı. Uçamıyor. Çok hastaydı. Yani 2 ay çok hasta oldu kuş. Belliydi yani belki tüylerinin rengi o mavi beyazdı, artık grileşmeye başladı. Hastalık bak. Hmm. Hayvanda bile hastalık bedenine çöküyor yani, değiştiriyor. Yemiyordu. Ben zorla yumurta sarısı yedirdim kendi elimle, suyunu içirdim. Biraz toparladı ama gene. Ya yani çok büyük bir ihtimal şeyden öldü, o yaşlılıktan belki. Bir de hiç şey uçamıyordu değil mi? Ya uçmuyordu o. Kanatları çok küçük olduğu için. Belki onunla doğuştan kanatları uçtu. Aynen. Onun da şeyi var yani. Uçsa bir hareket vücut çalışır. Onun vücut da hep oturuyor. Ama belki uçan da kaçan da. Hepimiz yani. Yüzen de. Hepsi ölecek. Hepimiz ölecek. Evet, benim dikkatimi o çekti. Ben biliyordum da. O uçmuyordu Lokum varken. Lokum gidince gezmeye başladı. Ha. Orada canı sıkılıyor. Bak kuş deyip geçme. Lokumu hiç yalnız bırakmadı. He? Lokum hastayken o dikkatimi ya, çekti. Hiç uçmuyordu. Lokumun hali yok ya belki. Dayanacak ya. Papatya yanına yanaşırdı, Lokum ona dayanırdı. Böyle saatlerce Lokum'u beklerdi. Yani güç verirdi ona. Lokum varken de hayatta uçmazdı, Lokum uçmuyor diye. İşte Lokum ölünce uçmaya başladı. Ben mesela altına kalktım, şuraya oturdum. Bir baktım, gördüm. Bir uçtu, bir yukarı gitti, torsuna tekrar. Aklıma o geldi, Lokum'u bıraktım. Lokum'u bırakmıyordu. Papatya için yeni kuş alacak mısınız? Yok teyzem, almayacağım. İnsan üzülüyor ya. Aynen. Bağlanıyorum. Aynen. İşte öldüğü zaman içim kahroluyor. Fatih de dedi ya, alalım mı eş? Yok Fatih dedim ben. Yani çünkü ona alacağım. Bu bir şey olacak. Ona bir şey olacak. Üzüntü. Yani buna bir şey olacak. Ona bakımından zorlanmıyor. Kuşun bakımından ne olacak? Yıllardan beri bakıyorum. Kaç yıldan beri. Papatya da 8 yaşında. Maşallah. Zaten bize geldiğinde 2 yaşındaydı. Lokumdan büyük bir sene bu. 8 yaşında şimdiki kuş. Üzüntüsünü mahvediyor. Kesene bereket kızım. Abi, evet. Vallahi bu harikaymış. O yedirdi bana. İyi var. Aman. Paşa bunu bağlamıştı oraya. Rüzgardan mı koptu ki acaba? Şöyle güllerine. Nanecikleri kurumuş. Sular kesiliyor. Tankerde de kokusuna bakayım. Oh. Beyaz gül pek güzel koktu. Sarı fındık gülü. Hakan tavukları sunuyor. Hakan suladın mı?
toplayalım. Bak şuradaki yumurtayı al. Bak sepetin içinde... Bak sepetin içinde sarı yumurta var. O sarı yumurtayı al. Beyazı bırak. Aferin. Beyaz da olur. Tamam, beyaz kalsın. Ver bana. Tamam, o kalacak. O kalacak. O plastik. Neyse alsın. Tamam, aferin. Ay, atılmaz yumurta. Yumurta atılmaz. Ben bak diyecektim. Evet. Atmasın diye. Bak, gerçek yumurta olduğunu kıracak mısın? Aynen. Sepetin altındaki yeri fındık mı? Yumurta mı aldın? Hangi sepetin altındaki? Belgin bahçeye bak anneciğim. Sepetlerin altındaki. Sepetlerin altındakiler farklı. He, yemesinler diye. Gel vişneleri. Aynen, vişneler. Arada şöyle başımdakini göstereyim. Mantıklı. Güneşte bana. Ben güneşte dedim. Belgin yağmurda dedi. Öyle dedim. Yağmur yağdığı zaman bazen şemsiyemi unutuyorum. Gözlüğü çıkarsam görmüyorum. Gözlüğü taksam gene görmüyorum yağmurda. Hakan'ıma bak şimdi. İlle kovalayacak onları ya. Edepsiz. Dışarıda bahçeyi geziyor. Hop. Bak. Dün de şunu gördüm. Pek güzel. Pek bilir böyle şeyleri almayı. Kapalı. Pipetli. Nescafe mi içiyor? Boncuklu boncuklu ne içiyorsa. Belgin de pek bilir bu da. Ebru daha çok. Bu ne? Kupa, altında kasesi var. Nasıl oluyor? Meyve suyunu alıyorsun, ona koyuyorsun. Ötekine de çerezi mi koyuyorsun? Herhalde. Ya şuna eskiden beri bayılıyorum. Öyle bunaltıcı bir sıcak yoktu. Akşam da ben sevmem sıcağı. İyiydi. Nereye gidiyoruz? Markete. Şimdi buradan. Sen ne yapıyorsun orada? Sarı göz. Güzel göz. Gölge yer mi arıyorsun? Şimdi Ebru arabayı çıkaracak oradan. Rahatın kaçacak. Şimdi arabayı korkma. Bak. Ürktü.
camlar bile büyümüş. Şu. Hanım el miydi şunun şu ya? Yürüyerek gideceğiz. Hani araba nerede? Araba nerede? Dur. Hani araba? Araba gitti. Araba nerede? Araba. Araba gitti. Ha, hanım elim. Anne. Efendim. Doğru hanım elim. Gece çok güzel kokuyor bunlar dümdüzden. Evri teyzen arabayı çıkaracak. Gel. Gel. Gel buraya anne. Oraya girmek yok. Anne. Tekrarını izleyemiyor mu onun? Anne. Anne. A, kapıyı niye kapatmadın İsmail? Araba gitmeye markete gideceğiz. Sonra eve geleceğiz. Eve geri geleceğiz diyor, donuyor. Ha. Evet. Anne. Canım. Araba gezmeye markete gideceğiz. Evet. Sonra eve geleceğiz. Evet, sonra da geri geleceğiz. Hani araba nerede ama? Araba yok. Hani nerede? Ebru arabayı getirecek şimdi. Hani nerede? Araba yok ki bahçede. Aa, Fatih geliyormuş almaya işte arabayla. Güneş duymuyor. Duymuyor. İsmail. Araba gezmeye markete gideceğiz. Evet, sonra eve geleceğiz. Tamam sonra... geleceğiz anne, Mevru'ya geleceğiz geri. Ha, eve gitmeyelim mi diyecek evet, acaba? Eve gitmeyecek, buraya geri gelelim. Ha, geri dönecek yani. Onu demek istiyor. Aynen. İyi hadi güzel şey yaptı. Sevdi canım bunu. Hani durmaz murmaz sıkılır mıkılır dedik ya. Garajın kapısı açılıyor. Kırmızı şimşek çıkıyor. Hakan gel yanına gel. Şimdisi bakıyordu anlayamadı daha. Dur gitme gel, önüne gitme. Ebru arabayı çıkarsın. Tamam oradan bak. Ana Evri arabayı çıkardı. Vay kırmızı şimşek.
bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Geldik anne. Fark etmez olur. Tamam. Ne oldu? Gel annem. Çikolata alacağım ben sana, gel. Hadi gel. Bu da kalktı ya, o yüzden. Tamam. Oyuncak istiyormuş. Oyuncak da alırız sana. Evet. Ablacığım. Fıstığım şuradan bana göğüs versene be. Şu baştakini var da o biraz daha fazla yaralı. Ha ablacığım. Başka bir isteğiniz? Anne kanat alayım mı? Yok annem, oluyor. Niye? Bir tane de kanat ver. Tamam abi. Bir tane de pirzola sıkıntı. Çöp poşet alalım, siyah. Ha, siyah. Evet, et için. Bayram. Evet. O peynir anneanneciğim, gel. Gel senin şey yerine gidelim biz, gel. Gel. Gel biz gidelim, gel. Gel. Annem. Gel biz bakalım. Bu ne? Oğlum. Oğlum dedi de gerisini anlayamadım. Ya teyze. Ya. Neyse şuradan dönelim. 79 lira. Anne bak. Kim aldı sana onu? Anne. Kim aldı? Getir koyalım buraya. Ha. Hatta iki tane daha alalım da. Ver elini. Ver annenle. Annem. Ekonomik oluyor bunlar. Anne bir tane bir tane pis aldık anneciğim. Tamam. İsmail çok seviyorum. Ben makarna alacağım. Bak hiç makarna kalmadı. Elimi şey yapma, buraya gel. O evet hadi. Gel şimdi tut elimi. Bak sana göstereceğim. Gördün mü? Neymiş bu? Noodle. Ayızmayı alacağız. Reyonları değiştirmişler. Kızım makarna var şurada. Şurada işte şimdi. Şöyle koy. Hadi bak diğer yukarıdakilerden al bakayım bir paketlerden. Anne yerde şey var, makarna var. Hadi dikkat edin, dökülmüş. Basmayalım da evet. Anne. Tamam. Aynen. Tamam. Artık. Tamam aldık hadi, bir tane aldık hadi. Aynen. Tut elime. Ama burada neler varmış neler. Bak. Evet bak neler varmış neler. Bak. Düşecek. Düşecek değil de seni de düşürecek o değil de yani. Dur teyzeciğim. Ya. Allah. Anne her şeyi. Ay çok kibar ama güzel. Evet. Evet. Giysi şampuanı. Bingo'nun kim o? Bingo. Bingo'nun deterjanları çok. Sıvılar. Kuaför oldu. Ondan sonra güzellik salonu oldu. Anne evet. Şampuan var. Şampuan var. Evde şampuan var anneciğim. Bakkal yazıyor mu? Daha sağlamını almak. İşte battal. Profesyonel diyor yalnız bu.
Jumbo olacak. İşte jumbosu şu. Battaldan daha büyük jumbolar. Kaça kaçan ne o? Şeyine bakacağız. Batına bakacaksın. 180'e 110 bu. Tabii jumbo. Tamam dur. Battala bakalım. Profesyonel dedi. 72.95. Bu da. Bu arasında bir şey mi? Şundan bir yani, mı alacağız? Aynen. Hayır battal alacaksın. Battal hem de profesyonel. Evet. Ama bu 80'e 110. Bu da evet. Ha 80'e 110. 72'ye evet. 95 tamam. Ben çünkü daha evde çöp torbasını bundan ha, battaldan alıyorum. Gel. Ondan o zaman kaç tane? 2 tane hadi mi? 7 tane var. 7 tane var. Dur. 89 lira. Dur bakayım. 90 lira. Anne. Başka. Dur hayatım bir saniye tatlım. Gel sen bana elini ver bakayım. Koroplast daha iyi bence. Evet. Battal. Kaç tane var içinde? 10 tane tak, var. 72'ye 95. Tamam bunu alalım. Şundan 3 tane alalım. Alalım. Hatta 4 tane alalım da. Gel dur. Ev şunu da al koy bir yerine. Şu bende kaldı. Kızıyor. Abiler dışarı atacak. Ne istiyorsun teyze? Burası da şey. Ne alırsan 5 lira. Lira şey. Bu? Bu 5 lira değildir herhalde ya. Oda kokusu seti çok güzelmiş ama. Öyle yapıyor. Şimdi öyle evet yapmadım. Baka. Pudralıymış bu. Gel sokmak değil. Kafana da. Sokmak. Bak oda kokuları. Hı hı. Ha Ebru sana işte aldığım şey bıçak bu. Bundan. Bu marka o zaman. Evet evet farklı. Şu. Ha bilmiyorum şu kasada vardı. Kasadakiler aldı. Ha, güzelmiş. Çok güzel çok keskin. Gel. Anne bak kahve. Tamam hadi yürü gidiyoruz. Hayır kahve almıyoruz. Bu olur onun ayağına. Bakayım. Teyzen ne alıyor sana? 26-27. Bak. Siyah mı aldın? Özür dilerim. Tamam Hakan'cığım. Özür dilerim. Siyahı da dilerim, böyle alayım sen. Bu 24. A evet. Ay çok güzelmiş. Onun evet, şey var mı? Bu çok güzel. 27-28. Nereden buluyorsun bunu? Bak şunlarda da var evim. Olmaz. Şunlar da var bak. Bunlar da bir tık büyük var. Burada da 27. Bir denelim mi onu? Aynen bir denetelim. Şuraya koyayım. Gel, gel anneni. Dur paşa. Tam oldu. İyi mi? Tamam. Bakayım teyzeciğim. Bir de sen bak. Dur bakayım. Şu öbürkünü giymeye çalışıyorum. İyi bu iyi. 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 Hayır. İyi. Tamam. Tamam çıkaracağım ben. Dur şimdi çıkaracağım. Sonra giyeceksin tamam mı? Sonra giyeceğim bunu. Öbür elimle bir kere açayım. Buldun mu? Oğlum bunu al. Bak şurada şey taktan olacak. En köşeden indir aşağı elini iyice. Hah. Çek bacak. Hayır çok çektin. Çek. Ayaklarına yana ayak boyuna yana. Çek. Hah. Şimdi gaza bas. Bas bakayım. Bak bir. Bas bakalım. Neye basacağım? Anne araba çalışmıyor. Anne. Nasıl? Bir şeye bak. Debriyaja bas. Bas ayaklarını. Rahat basıyor mu? Anne ne? Bence biraz daha çek. Bence biraz daha öne. Çek koltuğu. Anne. Çok az bir şey. Anne nereye basacağım? Tamam. Tamam ben biraz sonra sana yaptıracağım anneciğim. Dur bebeğim. Tamam aşkım dur bebeğim. Dur hayatım sen bana ver onları. Sen debriyaj falan biliyorsun değil mi şimdi? Onları sana göstermeme gerek yok herhalde. Ha. Yani debriyajı yavaş yavaş bırakırken hafif gaza yükleneceksin. Yani anladın mı? Arabayı o anda dinle sesini. Hissedeceksin zaten. Tamam biliyorum sen binme Ebru. Ben biliyorum yanına. Anne. Tamam bir dur. Tamam gel. Ebru teyzesinden İsmail'e araba eğitimi. Mama. Ha
Hakan'cığım bekle. Annem bekliyor. Şu şekilde boş alanda. Dur anneciğim. Dur bebeğim. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sen abinin yaşına geldiğin zaman kullanacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Normal. İlk seferde zaten arabayı kaldıramaz. Ve İsmail ilk defa direksiyona geçiyor arkadaşlar yani. Ya. Sen ne kullanacaksın anneciğim? Söyle bakayım, sen ne kullanacaksın hayatım? Hadi bak abi, dur bir daha arabayı çalıştırdı, dur. Dur anneciğim. İki. Hadi hayırlısı bakalım bir. Üçüncü de olacak eminim. İster istemez heyecan da yapıyor, stres de yapıyor tabii ki de kendini. Ama dur bir saniye Hakan'cığım. Sen... Tamam ama dur, kenarda dur şimdi, dur kenarda dur bak. Hadi hadi, aferin, bravo, tebrik ederim seni ama tabii birazcık Aa, bizi bırakmadılar, gelecek bak abi, dönüyor, bir dur bir dur. Yine isap ettirdi galiba. Hayır, niye koşalım anneciğim, koşma. Abi buraya gelecek zaten, bu tarafa. Gelecek, dur. Ben de. Yavaş yavaş. Tut. Çek kenarı. Ay, acıdı. Neren acıdı annem? Tamam dur. Tamam. Bak şurada şey, Hakan demiş İsmail. Hakkancığım anında. En köşeden indir aşağı elini iyice. Çek bacak. Hayır, çok çekti. Çek. Ayaklarını ayarla. Çek. Teyze şimdi söz verdi. Bas bakayım bir. Aa, basmasın, ben içerideyim. Anne araba çalışmıyor.
Bir şeye bak, debriyaja bas. Rahat basıyor mu? Anne, biraz daha çek. Biraz daha çek koltuğu. Anne. Çok az bir şey. Anne, nerede basayım? Tamam. Ben de basayım diyor ya. Şunu alalım bakalım. Anne, teyzeni iyi dinle, duyuyor musun? Sen debriyaj falan biliyorsun değil mi şimdi? Bu kadar. Ben sana göstermeme gerek yok. Debriyaj bu fren. Yani debriyajı yavaş yavaş bırakırken hafif gaza yükleneceksin. Yani anladın mı? Anladım. Arabayı o anda dinle sesini. Hissedeceksin zaten. Tamam, geliyorum yanına. Ben geliyorum yanına. Korkuyor mu? Korkuyorum tabii canım. Yeni öğreniyorsun daha. Anne, burada gitsek nereye gideceğiz? Daha karşıya tepeye çıkarız yani. Hadi teyzesi söz verdi. Koltuğunu da, şimdi şununla da biraz dikleştir. Kalk, kalk. Yaslan şimdi. Önünü görebiliyorsun değil mi? Biraz dik otur bakalım be. Görebiliyorum şimdi. Kemerini tak. Önce kemer, doğru. Kemer bu tarafta. Alışık olduğum için oraya. Şimdi boşta şu anda vites. Vites biliyorsun değil mi? 1, 2, 3, 4 sen o şeylere biraz daha hakimsin araba şeyine. Şimdi ne yapıyorsun? İlk başta ayağını komple debriyaja basıyorsun. Bırakırsan gider bir anda. Arabayı stop edersin. Araba durur. Şimdi kontağı çevir. Hayır, öbür tarafa. Çevir. Şu anda araba çalışıyor. Debriyajdan, bırak debriyajdan ayağını. Birden mi? Ha, viteste olunca atlıyor. Tekrar bas. Vitese at, 1'e. 3'e attım. Şimdi at bakalım bir. Geri oldu. Değil mi? Bir daha yap aynısını. Şimdi anlayacağız. 3'te mi, 1'de mi? Yavaş, yavaş. Gazdan çek yavaşça ayağını. Yavaşça çek. Yola da bak. Aferin oğluma be. Yavaş, ha. Yavaş. Dengeli tut. Bir yanık şey geldi. Tamam. Neden yanık kokusu geldi? Birden yüklendin. Birden yüklendin. Anladın mı? Birden yüklenirsen arabaya böyle koku gelir işte. Ne yapacaksın? Acele etme. Yavaşlat arabayı. Önce bir yavaş hareket edin arabayla. Sonra gazını ver. Anladın mı? Önce bir kaldır arabayı. Çevir kontağı. Debriyaja basıyorsun değil mi? Debriyaja basmadan arabayı hareket ettiremezsin. Tamam, çalıştı. Şimdi. Üç. Bir. Ben şimdi freni indireceğim. Yavaş. Bak, araba hareket ettiğinde heyecanlanıyorsun. Çok normal. Ama heyecanlanma. Arabayı birden fırlattırma. Yavaş. Yavaş. Çünkü birinci vites... Yavaş kalkmadır. Hızlanamazsın. Koku gelir ondan sonra. Hadi. Yavaşça, yavaş, acele etme. Bas gaza. Yavaş, yavaş, yavaş. Teyzen yavaş. Sana gaza bas dediği zaman birden değil, yavaş yavaş. Bir dakika, şimdi debriyaja bas. Debriyaja basmadan vitesi değiştirirsen eğer şanzımanı dağıtırız. Ortadaki gaz. Çok hızlandın ya. Bir anda böyle heyecanlanıp hızlandığın zaman bas oradakine. Eğer kontrol, bas, aynen bas. Eğer kontrolünü kaybetme şey olduğunda, anladın mı? Yani yavaş annem, hızlı, yavaş yavaş, hızlı değil, heyecanlanma. Çok onu, hadi. Arabayı çalıştır iyice, ondan sonra. Dönüyor, çekil. Hı, tamam. Şimdi vitesimizi at. Tamam. Dediğim gibi freni bırakıyorum, el frenini aşağıya. Yavaşça İsmail. Çok yavaş teyzeciğim. Şimdi, tamam, bıraktım. Sana 2'ye 3'e attıracağım ama önce biraz 1'de böyle direksiyon hakimiyeti. Gaza çek. Gaza çok yüklenme. Şimdi sağ yap. Tam sağ yap. Gaza yüklenmeden sağ yapacaksın. Evet. Şimdi bak, şu düz yolda git. Ver gazı. Bak, buradan gidip
Ne yapacağız? Şuradan yukarıdan çıkacağız, tamam mı? Arabayı direksiyonu döndürürken gaza yüklenmene gerek yok. Ha şimdi gaz ver. Gaz ver şimdi. Şu an rampadayız. Ha, çıkart arabayı. Aferin. Mesela şimdi şu yol üzerinden gidebilirsin. Bak şöyle yapıp ondan sonra tekrar bir U yapıp. Yolumuz engem belli de ondan sizi de sallıyoruz arkadaşlar. Şimdi mesela sağa buradan bir U dönüş yapabilirsin. Söyleyemedim de. Bak harika, gaz vermeden çok güzel döndürdün arabayı. Vizyon böyle burası bildiğimiz. Tamam. Tarla. Hadi bir tur daha. Aynen bu yol üzerinden git. Bak yol çok güzel, bu tarafa geçme. Buradan git. Şöyle bir U dönüş yap. Git 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 git. Bir sürü alışverişler yapıldı. Benim çantamda hepsi anne. Benim şeyde. Seninki de benim çantamda, hepsi benim çantamda. Bak yine kayısını yiyor ya. Acıktım. O yüzden. Bak ya. Bak o da çekecek anne, dur. Yerleştiriyor yerine. Nereye koyacaksın onu? Çöpüketten dertlere götürür. Merhaba. Merhaba. Kamadır. Thanks, merhaba. Oraya git koy, oraya. Oraya koy, buraya, buraya. Herkese merhaba. Siz... Herkese merhaba. Herkese merhaba. He. Bak şimdi poşetlere bakıyor bir de. Bismillahirrahmanirrahim. Ne arıyorsun anneanne? Dolaba koydu onları. Ver. Ay hepsi bu. Ver onu. Bir tane. Ver bir tane. Gel. Ne yapalım artık? Kaçalım gidelim mi? Hadi bakalım Belgin. Dün bendim bugün sen. Dur bir yesin ağzındakini. Hayır. Yüreği, göz orayı gördün mü? Ya gördüm ben onu. Evet arkadaşlar, bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir videoymuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.